Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmeyi öğreneceğiz. Çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin etmek için sayılar en yakın oldukları onluğa yuvarlanır çocuklar. 48 sayısının en yakın olduğu onluk hangisi? 50, bir sonraki onluğa yuvarlanır. Çünkü birler basamağındaki sayı 5 ve 5'ten büyük ise bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Bundan dolayı 50'ye yuvarladık. 13 sayısının en yakın olduğu onluk 10'dur. Çünkü buradaki 3 rakamı 5'ten küçüktür. 5'ten küçük olduğu zaman da kendi onluğuna yuvarlanıyordu sayı. Onu yuvarladıktan sonra işlemimizi yapıyoruz sevgili çocuklar. 50'den 10 çıkınca 40 kaldı. Tahminimizi bulduk. Gerçek sonucumuza da bir bakalım. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Burada da tahminimizle gerçek sonucumuzun arasındaki farkı buluyoruz. 40'tan 35 çıktığında farkımız 5 olur. Yani tahminimizle gerçek sonucumuzun arasındaki fark 5'tir. Aradaki farkı bulurken tahminimiz veya gerçek sonuç işlerinden hangisi büyük sayı ise o üste yazılır. Diğer bulduğumuz sonuç alta yazılır ve aradaki fark bu şekilde bulunur. Yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız. Şimdi örneklerimizi yaparak konuyu daha iyi anlayacağız çocuklar. İlk örneğimiz 32-17. Ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Önce onluğa yuvarlıyorduk. 32'nin en yakın olduğu onluk birler basamağı 2 olduğundan dolayı 30'dur. 17'nin ise en yakın olduğu onluk 20'dir. Aralarındaki fark 10'dur. Gerçek sonucu bulacak olursak 32'den 17'yi çıkartacağız. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan ne yapıyorduk çocuklar? Bir onluk alıyorduk. Burası 12, burada 2 kaldı. 12'den 7 çıkarttığımız zaman 5 kalır. Buradaki onluktan da bu onluğumuzu çıkarttığımız zaman 1 kalır. Sonucumuzu 15 bulmuş oluruz. Yani tahmini sonucumuz 10, gerçek sonucumuz 15. Hangisi büyük? Tabii ki 15 büyük. 15'ten 10'u çıkartarak da farkı bulmuş oluruz. Şimdi 46'dan 11'i çıkaralım. 46'nın en yakın olduğu onluk 50'dir çocuklar. Çünkü 6 rakamı 5'ten büyük olduğu için buradaki onluk bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 50 olur. 11'inde en yakın olduğu onluk 10'dur. Çünkü 1 5'ten küçüktür. Kendi onluğuna yuvarlanır sayı. 50'den 10'u çıkardığımızda sonuç 40 olur. Şimdi gerçek sonucu da bulalım. 46'dan 11'i çıkaralım. Önce birlikten birliği çıkaracağız. 6'dan 1 çıkınca 5 kalır. 4'ten 1 çıkınca da 3 kalır. Burada gerçek sonucu 35 bulduk. Tahmini sonucumuz 40'tı. İkisi arasındaki farkı bulalım. Hangisi büyük? Tahmini sonucumuz yani 40 büyük. O yüzden 40'tan 35'i çıkarıyoruz. 40'tan 35'i çıkarırsak 5 buluruz çocuklar. Bu örneğimizde 65 sayısının en yakın olduğu onluğu bulmak için birler basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük olduğu zaman bir sonraki onluktu. Ne oldu burası? 70'e yuvarlandı. 23, 5'ten küçük olduğu için 3, içinde olduğu onluğa yani kendi onluğuna yuvarladık. 20. Arasındaki farkımız kaç olur? 50. Aradaki farkımızı bulduk. Şimdi burada gerçek işlemimizi yapalım. 65'ten 23'ü çıkartalım. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. Bakıyorum gerçek sonuç ve tahmini sonuç arasındaki hangisi daha büyük? Tahminimiz daha büyük. Önce tahminimizi yazıyoruz. Sonra gerçek sonucu yazıp
arasındaki farkı buluyoruz. 50'den 42 çıkınca 8 kalır. Diğer işlemimiz 81 ve 59. Yani 81'den 59'u çıkaralım. 81'in en yakın olduğu onluk 80'dir çocuklar. 59'un en yakın olduğu onluk 59'dan hemen sonra 60 gelir. 60'tır. 80'den 60'ı çıkarırsak 20 kalır. Çünkü hemen 8'den 6'yı çıkarıyoruz. 2. Yanına da 0 ekliyoruz. 20. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Yani 81'den 59'u çıkaralım. Önce birlikleri çıkaralım. 1'den 9 çıkar mı? Çıkmaz. Komşudan 1 onluk alıyoruz. 11 oldu. Komşuda da 7 onluk kaldı. Şimdi 11'den 9'u çıkarırsak 2 kalır. 7'den de 5'i çıkarırsak yine 2 kalır. Gerçek sonucumuz 22 çıktı. Şimdi gerçek sonuçla tahminimizin arasındaki farkı bulalım. Yani 22'den 20'yi çıkaralım. 22'den 20 çıkarsa 2 kalır çocuklar. Bu örneğimizde de 77'nin en yakın olduğu onluğu bulalım önce. 5 ve 5'ten büyükler bir sonraki onluktu. 77 o zaman 80'e yakın. 14 hangi onluğa yakın? İçinde olduğu onluğa yakın. Çünkü 4 5'ten küçüktür. Çıkarttığımız zaman tahminimizi 70 buluruz. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım. 77'den 14'ü çıkartalım. 7'den 4 çıkınca 3. 7'den 1 çıkınca 6. Gerçek sonucumuz 63. Tahminimiz 70. 70'den 63'ü çıkaralım. 70'den 63 çıkınca 7 kalır sevgili çocuklar. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk çocuklar. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.